Tekrar merhaba. TensorFlow Keras çalışmasının incelemesinin ikinci günündeyiz. Birinci gün neler yaptığımızı şuradaki benim YouTube kanalımdan yüklediğim birinci video, birinci gün olarak inceleyebilirsiniz. Ayrıca bunu oynatma listesi olarak da koydum. Bundan sonrakileri de burada yayınlayacağım. Kaynak kodumuz da burada. Link olarak henüz paylaşmadım. Genel açık değil bu arada bu. Yani erişemezsiniz. Fakat bunu kullanacağız tekrar. Çok fazla böyle bu inceleme çalışmasını sadece kod ya da sadece teknik özellikleri inceleme şeklinde yapmak istemiyorum. Onun yerine karma bir şekilde götürmek istiyorum. Bazen incelemelere geçeceğiz. Bazen kod yazacağız. Bu şekilde biraz daha dinamik bir yayın yapmaya çalışacağım açıkçası. Öncelikle TensorFlow incelemesine devam edelim. TensorFlow'la Keras temelleri üzerine konuşmuştum. Çok derinlemesine girmemiştim. Fakat ilk yayın sonrasında, birinci gün sonrasında gelen isteklere baktığımda açıkçası biraz daha detay vermem faydalı olabilir. Kimisi çok derin konulara girdiğimi söylüyor. Kimisi farklı yaklaşımlarla birkaç konu üzerine daha açıklama yapmamın iyi olacağını söylüyor. Bu nedenle bir combo yapacağız. Öncelikle TensorFlow üzerinde kaynaklar kısmında Learn Machine Learning alanına baktığımızda bu alanda size çeşitli tavsiyeler sunuyor. İşte coding skills, meta stats, ML theory, build your own projects vesaire vesaire gibi. Burada linkleri inceleyebilirsiniz. Size yardımcı içerikler sunuyor. Şurada collab alanı ve tutorial alanı var. Bunlar bize öncelikle şuraya yönlendiriyor bizi tutorials alanına. TensorFlow'u hiç bilmiyorsanız, Keras'ı hiç bilmiyorsanız hızlı bir şekilde bakış açısı kazanmak istiyorsanız bu sayfaya girerek tutorial'ları okuyarak, onları uygulayarak, hatta online collab linki üzerinden kendiniz çalıştırarak bunları test edebilirsiniz. Şurada gördüğünüz for beginners, for experts diye ikiye ayırıyor burada. Libraries ve extension kısmına ayrıca bakarız. Fakat temelde buradaki kaynakları inceleyebilirsiniz. Mesela for beginners kısmında tabii ki genellikle Keras kullanıldığını söyleyebilirim beginner alanında. Burada beginner quick start, Keras basics, load data vesaire farklı farklı linkler var. Mesela Keras basics linkine tıklayalım. Şurada gördüğünüz bir classification işlemi yapıyor. Classification'da classify images of clothing. Elbise giysileri sınıflandıran resim üzerinden giysileri sınıflandıran bir örnek olduğunu anlayabiliyoruz. Burada MNIST, Fashion MNIST diye bir veri seti var. Veri setinin ne olduğunu bilmeyenler datasetin rehber videomu inceleyebilir. MNIST diye orijinal bir veri seti vardı. Sonrasında bunu Fashion odaklı yeni bir versiyonu hazırlandı. Bu da Fashion MNIST. Aslında temelde 28'e 28'lik piksellerden oluşan yani dikey ve yatay olarak 28 ve 28'lik piksellerden oluşan 70 bin tane grayscale yani siyah beyaz görselden oluşuyor ve 10 tane de kategorisi var bunun içerisinde. Pantolondur, tişörttür vesaire gibi farklı farklı kategoriler. Fashion Amnesty ile alakalı bilgi almak isterseniz datasetle alakalı şuraya gelebilirsiniz. Bunun eski olmasına bakmayın. Veri seti değişmedi. Değişmesine de gerek yok açıkçası. Burada Zalando GitHub username üzerinden bunları inceleyebilirsiniz. Bütün detayları burada mevcut. 60 bin tane training seti, training verisi. 10 bin tane de test için ayrılmış veri var. Test için ayrılanlar tabii ki bilenler tahmin edecektir. Etiketsiz bir şekilde test odaklı tasarlanmışlar. Buradan bütün detayları inceleyebilirsiniz, indirebilirsiniz. Şurada gördüğünüz gibi U-Byte tipinde
uzantısında bir dosya olarak indiriliyor. Şurada samples alanı var. Fashion Analyst link olarak inceleyebilirsiniz. Buradaki dikkat ederseniz mesela label class 0'dan 9'a kadar ayrılmış ve class adı da t-shirt, trouser, işte dress, sandal, short, leg vesaire gibi sneaker gibi ayrı ayrı isimlendirilmiş. Bu label bilgisi aslında bir nevi kategori olarak düşünün. İçerisindeki 70, 60 bin, toplamda 70 bin ama 10 bin tanesi test veri seti olarak ayrılmıştı. 60 bin tanesi bildiğiniz gibi eğitim amaçlı oluşturulmuş ve eğitimde de label'lar olması gerekiyor. Buradan tabii ki machine learning tarafında yani bir yaklaşımdan bahsediyorum. Label'sız eğitimde yapılabilir. O ayrı bir senaryo. Fakat burada bunun üzerinden gidiyoruz. Ve burada class isimleri mevcut. Bunları programatik olarak şu şekilde bir Python nesnesine dönüştürüyor mesela. Class names gördüğünüz gibi şu yukarıdaki 10 taneyi hepsini programatik olarak kullanmak için class names dizisine dönüştürüyor. Sonrasında bu detaylara girmeyeceğim. Sadece burada söylemek istediğim size çeşitli temel seviye örneklerle tutorial'lar oluşturmuşlar ve bunu çok çok basit bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bakın A'dan Z'ye her şeyi anlatıyor. Bunları inceleyebilir ve çalıştırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi testin çalıştırılmış versiyonu vesaire hepsi mevcut. Nasıl çalıştırabilirsiniz? O da gayet basit. Run in Google Colab ya da notebook dosyasını yani IPMB dosyasını sol altta görüyorsunuz şu an. IPMB dosyasını indirebilirsiniz. Kendi lokalinizde de çalıştırabilirsiniz. Ya da bunu gene GitHub üzerinden ya da Colab üzerinden bunları doğrudan yazılmış bir şekilde görüp çalıştırabilirsiniz. Sadece şurada şu butona basmanız yeterli. Bunun üzerinde değişiklik yapmadığınız sürece çalışır. Değişiklik yaparsanız bunu kendi Colab hesabınıza kaydetmeniz gerekiyor. Kopyasını oluşturmanız lazım. Zaten size uyarı verecektir. Mesela bunu Ctrl C ile kaydetmeye çalıştığımda yapamazsın diyor. Çünkü bu senin oluşturduğun bir notebook değil diyor. Bu nedenle Save ve Copy in Drive kısmını tıklayabilirsiniz. Bu şekilde kendi hesabınızdan erişebilirsiniz. Herhangi bir sakıncası yok. Hatta daha da iyi. Kendi kopyanızı oluşturmanız. Üzerinde kendi notlarınızı alabilirsiniz. Vesaire. Ama normal bir standart bir çalıştırma yapacaksanız sorunsuz burada çalıştırıp test edebilirsiniz. Sadece update yapamazsınız. Kod ve açıklamalarla alakalı vesaire. Evet, buraya kadar bunu ayrı ayrı inceleyebilirsiniz. Bunu sıfırdan kendim incelemeyeceğim şu an. Fakat kendiniz test edebilirsiniz. Bunu başka belki örneklerde daha farklı yaklaşımla kendimiz yazarız. Onunla alakalı da tonla çalışma yapmıştık kurumsal eğitimlerde. Özel çalışmalar, projeler vesaire. Aynı zamanda kategorik olarak da ayrıldığını görebiliyoruz. Mesela siz ses dosyasıyla alakalı bir machine learning, deep learning projesi yapacaksanız o zaman gelip şuradan Simple Audio Recognition linkine tıklayıp ses dosyaları üzerinde TensorFlow'la nasıl proje geliştirebileceğinizi ve bunlarla neler yapacağınızı, yapabileceğinizi görüyorsunuz. Audio Recognition, ses tanıma diyelim. Ses konusunda özel bir çalışmanız varsa bunu test edebilirsiniz. Ben mesela uzun yıllardır resim yani görsel veriler üzerinde çalışıyorum. Burada da CNN, Convolutional Neural Network, bu otonom sistemler tarafında da tabii ki tek başına değil ama görüntü üzerinden çalışmalar çok kritik. Bu nedenle de yıllardır yaptığım araştırma çalışmalarda genellikle görüntü verileri üzerinde çalışmam gerekiyordu. Ya da reinforcement learning ile kendi kendini öğrenen algoritmalar üzerine çalışmam gerekiyordu. Ve hepinizin de bir odağı olmasını öneririm. Yapay zekada her başlığa derinlemesine odaklanamazsınız. Bilginiz olabilir, uygulama yapabilirsiniz. Fakat belli bir veri türü seçmeniz gerekiyor. Ara ara farklı yayınlarda bunları anlatıyorum.
Ben daha çok image ve video, streaming ya da dediğim gibi reinforcement learning gibi çalışmaları daha çok seviyorum. Convolutional Neural Network linkine tıkladığımda image altında burada da gene görsel bir örnek görüyorum. Mesela ne veri setini kullanıyor burada? Sifar 10, sifar 10, bir de sifar 100 var. Sifar 100 aslında aynı verilerden oluşuyor fakat sınıflandığım etiketleri farklı diyelim. O ayrı bir konu. Bunu 5,5 saatlik rehber videomda anlatıyordum zaten. Burada da onunla alakalı örnek var. Çok temiz bir şekilde anlatılmış. Sade. Bunu inceleyebilirsiniz. Şu konular mesela data augmentation nedir? Image segmentation nedir? Bunları dediğim gibi rehberde anlatıyorum. 5,5 saatlik. Orayı incelemenizde fayda var. Teorik olarak ne olduğunu bilirsiniz. Sonrası Allah kerim diyelim. Burayı da kapatıyorum. Başka neyimiz varmış? Mesela for expert. Advanced Quick Start, Customization, Distributed Training, en sevdiğim alan Advanced Plus alan diyelim. Bu böyle kalsın. Advanced Quick Start burada Stopper Collection shows how to build custom layers and training loops in TensorFlow. Burada da Hello World Notebook uses the Keras Subclassing API and a custom training loop. Şu kalsın. Oraya girmeyebilirim bile. TensorFlow 2 ile Quick Start for Experts. Bu biraz daha nasıl diyeyim? TensorFlow API'ını derinlemesine kullanabileceğiniz bir yöntem. Hani Keras high level demiştik. Keras'la çok daha az kod yazarak, parametrik olarak belirli sınıfları, nesneleri kullanarak bunları yapabiliyordunuz. Fakat burada aslında daha çok researcher mod gibi düşünebilirsiniz. Research mod. Nesnelere, TensorFlow'un daha detaylı bir şekilde hakim olabileceğiniz fakat doğal olarak daha karmaşık bir yaklaşım. Mesela şu model, bir model nesnesini kendi klasınız olarak oluşturmak gibi. Bu mesela PyTorch'un default yaklaşımıdır. PyTorch'ta doğrudan böyle kullanırsınız. Class dersiniz, bir nesne adı verirsiniz. Model yerine de NN yazarsınız, Neural Network gibi. Ondan sonra da onun üzerinden implementasyon yapıp, Python'da inheritance yapıp, içeride de kendi neural network'ünüzü tanımlarsınız. Öncelikle init içerisinde tanımlama yaparsınız. Şunlar yani Python'da şurası nesnelerin tanımlama alanı sadece. Kullanım alanı burası. Call. Call bizim asıl burada tanımladığımız nesnelerin kullanıldığı alan. Convolutional Neural Network, Flattening işlemi yani düzleştirme vesaire gibi. D1, D2 neymiş mesela? Dense. Dense layer. Burada diyelim ki fully connected layer yapacaksınız. FC1, FC2 falan yapıyorsunuz gibi. İsimlendirmeler böyle böyle ilerliyor. Devam edelim. Sonrasında da nesneyi oluşturdum. MyModel. Ondan sonra da bunun bir instance'ını oluşturuyorum burada. Model eşittir MyModel. Bu kadar. Sonrasında da optimizer ve loss object nesnelerini tanımlıyorum. Burada da Adam seçiyorum ve loss olarak da sparse categorical cross entropy vesaire gibi. Bu dediğim gibi daha advanced bir başlık. Yeni başlayanlar için tavsiye etmiyorum. Çok kafa karıştırıcı olur. Yavaş yavaş hakim olarak ilerlemenizde fayda var. Customization Basics. Tensors and Operations. Ne anlatıyoruz burada? Tensorlar. Bu aslında temeller. Customization. GPU Acceleration. Bunu geçiyorum. Sadece varlığını bilmeniz yeterli. Distributed Training. Bu çok derin bir konu. Ve ileri seviye bir konu. Sadece varlığını bilmeniz yeterli. Bunu ben uzun zamandır kullanıyorum. Kullanmam gerekiyor daha doğrusu. Birden fazla GPU üzerinde eğitim gibi bir senaryo. Yani çok yoğun bir veriniz var, veri setiniz ya da bir AI infrastructure'ınız var, bir ürün ortamı ya da hızlı eğitim yapabilmeniz için bir donanımsal kaynak oluşturdunuz. Bu genellikle
Minimum 4 tane GPU olmasını gerektiriyor. Ve ki bunu paralel bir şekilde kullanabilirsiniz. Çünkü Distributed System dediğimiz şey ayrı bir ileri seviye bir konu. Yapay zeka ile doğrudan alakası yok aslında. Bu ayrı bir computer science başlığı ve uzun yıllardır olgunlaşmış bir başlık. Distributed System. Ve bunun altında da aslında temelde birden fazla donanımı paralel bir şekilde programlayabilmek, kullanabilmek yatıyor. Siz bir modelinizi eğitmek için ya da veriyi paralelleştirebilmek için bu teknikleri kullanabilmeniz gerekiyor. Dediğim gibi bu sadece bir kulak aşinalığı olsun diye söylediğim bir şey. Yoksa şu an konumuz değil. Burayı ayrıca inceleyebilirsiniz. Geçiyorum bunları. Why TensorFlow? Why? Yani easy model building, basit bir şekilde model oluşturabiliyor. Robust machine learning production anyway. Bu konuya katılıyorum. Yani şu konu tartışılır. Easy model building konusu tartışılır. Yani olgunlaşma süreci çok uzun sürdü TensorFlow'un. Çok fazla şey değiştirdiler ve öncesinde açıkçası çok kolay değildi. Yani kurulum bile sıkıntılıdır. Halen daha çok müthiş olduğu söylenemez bu konuda. Fakat sektörde çok yaygın kullanılıyor. Hakkını vermek lazım. Çok fazla köklü değişiklik yapıyorlar. Sorun bu aslında. Mesela Google'ın Go programlama dili tasarım ekibini takdir ediyorum. Çünkü çok kaliteli ilerliyor. Kesinlikle müthiş. Çok planlı, çok doğru. Çünkü ekibi bu şekilde kararlar alıyor. Fakat TensorFlow tarafında çok fazla karar değişikliği oluyor. Bu can sıkıcı olabiliyor. Özellikle production tarafında bir ürün geliştirdiyseniz. Fakat 2.0'dan sonra, açıkçası 2.5'tan sonra diyelim, çok daha olgun ilerlemeye başladı. Denebilir. Robust Machine Learning Production Anywhere. Burayı TensorFlow Extended, TFX olarak düşünebilirsiniz. Sadece o değil aslında. Altında farklı birçok konsept var. Fakat TFX üzerinden araştırmalar yapabilirsiniz. Production ortamında mesela TF Serving var. TensorFlow Serving. Bu bir machine learning modelini geliştirdiğinizde bunu production ortamında yayınlamak için kullanmanız gereken bir serving library'si. Bu kendi alanında çok iyi. Bunu açıkçası takdir etmek gerekiyor. TensorFlow'un serving library'si alanında başarılı. Alternatif olarak ilgilenenler için PyTorch'un da PyTorch Serve var. Bu da gene kendi geliştirdiğiniz modeli yayınlamanız için kullanılan bir library. Powerful Experimentation for Research. Bu konuya evet, Functional API yaklaşımı diyoruz. Yani Keras'ı kullanmak yerine TensorFlow'u research modunda kullanabilmek istiyorsanız Functional API dediğimiz çok daha TensorFlow altyapısını daha programatik bir şekilde, daha derinlemesine kullanabileceğiniz bir yaklaşım. Aslında aynı altyapıyı kullanıyorsunuz, sadece yaklaşımı farklı. Biraz daha detaylı, hakim olabiliyorsunuz programatik olarak. Fakat tecrübe gerektiriyor tabii. Intro to Machine Learning, Steps to Solving an ML Problem, Anatomy of a Neural Network Training, bla bla. Buraları inceleyebilirsiniz. Ben tekrar tekrar itmeyeyim bunları. Sadece size kaynak göstermek için yapıyorum. Başka. Models. Resources. Models. Dataset. Burada TensorFlow Hub diye bir şey var. Bu epey güzel. Tavsiye ederim incelemenizi. Şöyle bir tfhub.dev. Burada aslında şöyle diyeyim. Geliştirdiğimiz projelerde ya da geliştireceğimiz projelerde ya da antrenman çalışmalarımızda birçok pre-trained model'a ihtiyacımız var. Pre-trained model dediğimiz şeylerde diyelim ki Microsoft, Google vesaire gibi bu tür devasa, işte Baidu, bu tür devasa araştırma kurumlarının ya da organizasyonların katıldığı yarışmalar oluyor. Ya da üniversiteler kendi kaynaklarıyla ama ciddi kaynaklarla uzun yıllar süren bazı veri seti oluşturma ve model oluşturma ve bunları
eğitip ciddi donanımsal kaynaklı ki bu çok ciddi para gerektiriyor. Bu tür çalışmaları yapıp bir model eğitip bunun başarısını ispatlayıp ondan sonra da bizim gibi o kaynakları oluşturamayacak, sıfırdan oluşturamayacak kişi ve aslında bütün dünyaya açıyor. Biz de bunları pre-trained yani daha önceden eğitilmiş model eğitilmiş ve yanında parametreleri var. Alıp doğrudan proje içerisinde kullanabilecek bir yaklaşım ile bu dosyaları alıp kullanabiliyoruz. Bunlar da tabii dünyada birçok farklı kategoride üretilmiş şey var. Onları bu hub'da görebilirsiniz. Mesela image tarafına baktığımda neymiş neymiş? Bakın VGG19. Bu çok ünlüdür mesela. VGG16-19. Mobile Net var gene. Image Classification and Feature Extraction Train on ImageNet. ImageNet üzerinde ki çok ciddi görsel verilerden oluşan bir şey. Şu yarışmada 2012'de oluşturulan bir model ve veri seti de var tabii. Efficient Net gibi gibi tonla hazır daha önceden eğitilmiş veri seti ve modeli eğitilmiş tamamen tertemiz kullanılabilir olan pre-trained ön eğitilmiş eğitimli modeller diyelim. Şurada tabii TFCS için mi ya da TF Lite için mi yapacaksınız? Bunları seçebiliyorsunuz. Mesela TFCS için seçerseniz bu TensorFlow JavaScript versiyonu için olanları size getirir. Ya da TF Lite seçerseniz bu mobile için yani IoT ve mobile. Ki buna edge computing diyoruz aslında. Edge AI ya da edge computing. Bu nedenle şurada edge görürsünüz. Edge TPU diyor mesela. Bu TPU odaklı tasarlanmış, hazırlanmış. Bunu TPU'da çalıştırabilirsiniz. Başka şurada versiyonları seçebiliyorsunuz. TensorFlow 1 ya da 2. Fine tunable bu da ayrı bir hikaye. Bu daha çok transfer learning ile bağlantılı. Architecture tarafında DeepLab. DeepLab bu arada benim firmamın da adı. O da Google'ın DeepLab. DeepLab'ından geliyor. Yazımı tamamen aynı. Kısa bir reklamdan sonra publisher kısmına geçelim. Dataset geçiyorum. Coco dataset vesaire, tonla farklı dataset var. Burayı inceleyebilirsiniz. Mesela bir tanesinin içini açayım da neye benzediğini görün. Şöyle. Basitçe. Şuradan mesela saved, daha önce kaydedilmiş model TF2.0. Bakın 15.16 MB diyor. Download, tıkla indir. 1.3K indirme yapılmış buna. Ve şurada detayları var. Şurada gördüğünüz birçok detayı inceleyebilirsiniz. Mesela bir görsel yükleyerek bir diziyiz. Yani bunu bir nevi test yapmak için buradan bir dosya yükleyebilirsiniz diyor özetler. Buraya da geçtik. Models kısmı, Model Garden ediyor. Machine Learning Models and Examples Built with TensorFlow's High Level APIs. Yani Keras gibi High Level API'larla geliştirilmiş modeller ve example'lar, örnekler. İşte bu TensorFlow Models. Ne diyor burada? 3 gün önce, 10 gün önce vesaire 3 saat önce güncellenmiş. Model Garden. Neyimiz varmış burada? ResNet. ResNet RS. EfficientNet. Vision Transformer, RetinaNet, Mask R, CNN. Bu CNN'in bir farklı yaklaşımı. RCNN, Regional, CNN ve bunun maskeli hali. Mask RCNN. SpineNet, başka mesela Neural Machine Translation tarafında, NLP tarafında farklı farklı train, pre-train modeller var diyor. BERT mesela. BERT bu özetle aslında burası NLP için ayrılmış bölüm. Burası Object Detection and Segmentation tarafında. Mesela Mask RCNN.
dediğimizde yine şuradan disclaimer, all datasets hyperlinked from this page are not owned or distributed by Google. Özetle diyor ki Google yapmadı bunu. O yüzden sıkıntı yaşarsan bu senin problemin diyor. Detaylı bir şekilde inceleyebiliyorsunuz. DeepGraph V3, V3 vesaire. Geçiyorum. Başka. TensorFlow JS Models. Başka. Datasets. Official Datasets. Bu önemli. Bunu anlatayım. Çünkü farklı örneklerde bunları göreceksiniz. Additional Dataset Resources. Evet. Burayı aslında, yani bunu değil ama bu konuyu 5,5 saatlik rehberde anlatıyordum ben. Research Dataset. Gelelim buraya. TFGS Models. Bu da JavaScript'çiler için. Bu arada şuradan tıklayabilirsiniz. JavaScript'çiler için kendilerini Machine Learning tarafından geliştirebilecekleri bir kaynak diyelim. Bunları inceleyebilirsiniz. Mesela Google APIs. Tıkla. Post Estimation var burada. Bir. Real Time Human Post Detection in the Browser. Post Estimation. Onun bir örneğini açmış olalım biz de. Evet, test gerekiyor. Hiç uğraşmayın. Ama siz inceleyebilirsiniz. Datasets. Sonra TensorFlow Datasets. A collection of ready-to-use datasets. Ne diyoruz? Elimizde neyimiz var? Bakın, şöyle diyeyim. Normalde bir dataseti programatik olarak doğrudan kendi projenize çekemezsiniz. Fakat veri seti oluşturmak, onu temizlemek, bakımını, hazırlığını yapmak falan bayağı bir sıkıntılı iş. Bu nedenle Hello World yapmak isteyenleri işini kolaylaştırmak için TensorFlow, Keras, PyTorch gibi library'ler kendi içerisine default hızlı bir şekilde kullanıp çok basit bir şekilde projenize çağırabileceğiniz veri setleri yüklüyor. Normalde onlar diyelim ki içerisinde 50 bin tane, 60 bin tane resim var. Siz tek bir function'ı, Python function'ı çağırarak bunu projeniz içerisinde kullanabiliyorsunuz. Burada da aslında bunu özetliyor. Diyor ki mesela TensorFlow underscore datasets as TFDS. Bunu kullanarak diyor mesela TFDS üzerinden şunu diyebilirsin diyor. Load, yani yükle. Neydi? MList. MList nedir? Bakın, MList bir veri setidir. Şu. İçerisinde ne var diyor mesela? Burada yazmıyor ama şurada yazar. Likan amcamızın, ki Yan Likan ustamız, kendisi yıllar önce bu veri setini oluşturmuştu. Test için. İçerisinde 28'li 28'lik görseller var. Özet bilgi olarak el yazısı için tasarlanmış. El yazısı üzerinden öğrenme yapıp sonrasında da herhangi bir el yazısıyla diyelim ki 8 rakamını verdiğinde onun 8 olup olmadığını bulması gerekiyor gibi bir senaryo. 60 bin tane example var training için. 10 bin tane de test için var. Bunları inceleyebilirsiniz. Burası. Konumuza dönecek olursak şurada neredeyiz? Bakın diyor ki MList indir. Neden? Çünkü MList TensorFlow içerisindeki datasetler, yani ön yüklemeli, ready to use, kullanıma hazır veri setler listesinde var. List of datasets linkine tıklayın ya da guide. Bu da ayrı. MList'i de orada görürsünüz. Sonra diyor ki split train, shuffle files, yani İçerisindeki görsel verileri, yani veri seti içerisindeki verileri shuffle etsin. Yani bu parametre olarak kullanacağımız şeylerden biri. Karıştırsın mı diyor. Bu ayrı bir hikaye. Neden, sebep, sonucu vesaire. Ama böyle kullanabiliyorsunuz çok basit. Neyimiz varmış burada? Bak diyor ki all datasets. Süper. Tertemiz link. Audio tarafında şunlar var diyelim. Ne vereyim abime kısmı. D4RL, yani işte reinforcement learning için ayrı diyelim ki. Image için ayrı, graphs için ayrı. Graph neural network. Burada neyimiz var? Image için burası.
Image Classification için ayrı. Mesela sifar 10, sifar 100 gibi bunlar ayrı ayrı var. Neydi bizim? MList. Bakın MList. Şurada. Tıkla. Hangi kategoride? Image Classification altında. Tonla var. Object Detection. Coco Dataset. Efsanelerden biridir. Ama Hello World amacıyla kullanmak için çok hızlı kullanılabilir bir yönteme dönüştürmüşler bunu. Velhasıl burası da NLP odaklı tasarlanmış. Bakın mesela MList. Link bu. Kaynak burada diyor. Neredeymiş? MList PY dosyası. GitHub üzerinden linkliyor burada. Versiyonu 3.0.1. No release note. Download size 11 küsür megabayt. Dataset size 21 megabayt. Yani dosyayı açtığında 21 megabayt olur. Test ve train olarak ikiye ayrılmış diyor. Test içerisinde 10.000 tane example var. 10.000 resim. 28'e 28. Nereden anlıyorum? Birincisi biliyorum. İkincisi bakın şurada kod kısmında shape olarak 28'e 28 vermiş. Yani 28 piksele 28 piksel olduğunu anlıyorum burada. Virgül 1 demiş. Bunun anlamı grayscale. Renkli olsaydı RGB. Red, green, blue kanalları olması gerekiyordu. O da 3 oluyor. 1 verdiyse grayscale'dır. Yani siyah beyaz. Bakın siyah beyaz. Image 28 28 1 TF U int 8 D type. Bakıyorum. Böyle inceleyebilirsiniz her birisini. Bakın MList direkt kaynak kodu Image Classification altında. Şunlara da bakın. Bakın dosya adını falan veriyor. Şurada link olarak yani lokalden çalışmıyorsan online olarak direkt oradan linki oluşturup sonra download edip onu kullanabilirsin. Bunun her birisini detaylıca okuyabiliriz ama şu an gerek yok. Siz ayrıca bunları inceleyebilirsiniz. Bu videoyu da izlerken ya tavsiyem siz de açın. Bu videoyu hızlı bitirmek zorunda değilsiniz. İlgili link geldiğinde durdurun videoyu. O linki kendiniz gidin ve inceleyin, okuyun, bitirin, sonra devam edin. Çünkü mümkün olduğunca kısa sürede çok daha fazla genel kültür ve tecrübe aktarmaya çalışıyorum burada. TensorFlow Datasets, Image Classification, işte bunu inceleyebilirsiniz. Bol bol burada Image Classification örneği var. ImageNet, mesela Horses or Humans gibi. MList, nerede? MList'in buradaydı. Değil. Şurada. Gördüğünüz gibi. Bunu az önce kapatmıştık. Tekrara düştük. Evet. Bunları inceleyebilirsiniz. Dediğim gibi bunlar gayet güzel doküment edilmiş. Ve artık TensorFlow gibi library'ler açıkçası olgunlaşmış şeyler. Bakın bir diğer link. Datasetsearch.research.google.com. Buradan bir şey yazdığında onu bulabilirsin. Mesela diyor ki deneyin neyle? Coronavirus COVID-19. Hayır tabii ki. Autonomous. Yazsam bir şey çıkar. Data Platform Market by Development, Deployment and Geography. Bununla ilgili mesela Autonomous Systems and Operations, Data Go ve NASA Go tarafı. Bunu inceleyebilirsiniz. Şurada keşfet. DataGo, Amerika'nın DataGo'una gidelim. Ya da Open Data Portal üzerinden. Autonomous Systems and Operations. Operations. Visit Page. Download and Resources. Böyle farklı farklı kaynaklardan verileri bir nevi indeksliyor. Biz de arama yaparak onları bulabiliyoruz. Mesela Turkey dersem hayvan Turkey haricinde yani hindi haricinde China exports to Turkey was 20 küsür milyar dolar
2020 boyunca. According to the United Nations. Bla bla. Bunlar incelenebilir. Diğeri research.google tools datasets. Bakın burası da sıkı. Bunu inceleyebilirsiniz. Tabii bir de Kaggle var. Kaggle bunu biliyorsunuzdur ama bilmediğinizi varsayarak kaggle.com diyeyim. Burayı inceleyebilirsiniz. Zaten şuralarda da bir yerlerde yazıyordu Kaggle. Bakın Kaggle datasets. Doğrudan kaggle.com. Kaggle'da şöyle. Evet. Google satın almıştı. Bu daha çok sıkı veri setlerinin olduğu, yarışmaların olduğu bir yer. Tools kısmına gelelim. TensorFlow Resources Tools. Colab. Bunu konuştuk. TensorBoard. Bu efsane görselleştirme araçlarından biri. A suite of visualization tools to understand, debug and optimize TensorFlow programs. TensorFlow tarafında geliştirdiğimiz programların yani model, kod vesaire bunları debug etmek, görselleştirmek ve optimize etmek amacıyla kullanılan bir tool. Open source tabii ki ve PyTorch'ta, yani Facebook'un PyTorch'u da default olarak TensorBoard'u destekleyebiliyor. Aynı zamanda Colab üzerinde de siz PyTorch yazabiliyorsunuz. Hepsini yazabiliyorsunuz. Bu işin en güzel kısmı, en sevdiğim. What if tool, MLPerf. MLPerf.org var. Machine Learning Performance Benchmark tarafında bu ölçme, performans ölçme çalışmaları yapmak istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. XLA geçiyorum. Playground. Bunu da göstereyim. Diğer en sevdiğim şeylerden biri MLIR. Representation and Compiler Framework. Compiler ayrı bir advanced konu. Bu konuya girmeyeyim. AI Engineering tarafından çok çok basit bir şekilde şöyle Unifies the Infrastructure for High Performance ML Models in TensorFlow. Az önceki görsel görseli görsek evet bu görselle anlatmak çok daha kolay. Çok basit bir şekilde söyleyeceğim. Siz bir model geliştirdiniz. Machine Learning Framework. Bu PyTorch, TensorFlow fark etmiyor. Geliştirdiğiniz modeli ve bunu farklı farklı donanımlar üzerinde çalıştırabilmek istiyorsunuz. Bu taraf sıkıntılı. Çünkü sebebi geliştirdiğiniz her model her donanım üzerinde çalışmaz. Bu GPU, CPU tarafında ciddi şekilde daraltılmış bir sınırlaması var diyelim. Her mimariye uygun machine learning, işte deep learning, yapay zeka algoritmaları olmayabiliyor. Bunları olabildiğince optimize ederek farklı farklı donanımlarda kullanılabilir hale getirebilmek için özel compilerlar geliştiriliyor. Yani derleyiciler geliştiriliyor. Bir C# derleyicisi gibi düşünün. Bir Go derleyicisi gibi düşünün. Programlama dili derleyicisi gibi bir mantık. Siz model geliştiriyorsunuz ve arada farklı farklı open source compilerlar var bu arada. Çok kaliteli. Birçok bunların hepsi community tarafından ve büyük firmalar tarafından destekleniyor. Ve bunların ilgili hedef runtime'lar üzerinde yani CPU, GPU, FPGA, TPU arada tonla farklı farklı donanım var. O donanımlar üzerinde çalıştırabilmek için arada bir runtime görevi görüyor. Geliştirilmiş işte graph import, optimization, conversion, code generation vesaire sizin geliştirdiğiniz modelleri bir nevi işte buradaki aradaki compiler sayesinde farklı farklı runtime'lar üzerinde yani donanımlar üzerinde çalıştırabilmenizi sağlıyor compiler dediğimiz şey. LLVM de bu farklı bir hikaye. Yani C tarafında kullanılan bir
Multi-level intermediate representation overview. Bakın, multi-level IR compiler framework. Intermediate representation bir nevi, belki C# programcısı varsa aranızda, orada intermediate language gibi bir şey. IL. Bu da ara dil gibi düşünün. Tam olarak öyle olmasa da burada aslında modelle, yani sizin uygulamanızın modeliyle, ki yapay zekada her şey modeldir zaten. Uygulamanızın model dediğimiz kısmıyla, yapay zeka algoritmasıyla ilgili hedeflenen target hardware dediğimiz, hedeflenmiş, yani bu model bu donanım üzerinde çalışacak diyorsanız, o donanım neyse onun üzerinde çalışabilmesi için gerekli olan uyumlulukları sağlamayı hedefleyen bir şeydir, compiler. Aksi halde her bir donanım için ayrı ayrı model geliştirmek zorunda kalırdınız ve çoğunlukla bunu da yapamazdınız zaten. Birçok entegre kod yazmanız gerekiyor çünkü. MLIR dediği şey bu. MLIR. Multi-level intermediate representation. Bunu machine learning compiler ya da deep learning compiler diye araştırabilirsiniz aynı zamanda. Bu sadece bunun adı. MLIR. Ama genel konseptin adı machine learning compiler. Building reusable and extensible compiler infrastructure, MLIR, aims to address software fragmentation, improve completion for heterogeneous hardware. Evet, az önce bahsettiğim gibi. Hikaye böyle. Tabii ki CUDA ve C++ ile geliştiriliyor vesaire. Evet, bakalım GitHub kısmına bakayım. Bayılıyorum böyle GitHub tarafını inceleme. Burada, bakın, hemen şurada library kısmına bakarsam, examples'a bakayım, library'e bakayım. Derinliğine girdikçe giriyoruz. Ben seviyorum böyle incelemeleri. Translate, bakın C++'da yazılmış mesela. Gördüğünüz gibi. Bunları da okuyabilirsiniz bu arada. Tavsiye de ederim. Hangi dili biliyorsanız onu okumaktan bahsediyorum. Ama dil bağımsız olmak iyidir. Bunu da incelemenizi öneririm. Şuraya geçiyorum. Şu kısmı geç. Link şu. Şöyle. Playground.tensorflow.org. Çok basit. Burada görsel bir şekilde sizin neural networklerinizi tasarlayıp, bakın, İşte şu kadar nöron olsun, bu kadar katman olsun. Bakın, 3 tane yeni hidden layer ekledim. Toplamda diyor ki, işte 4 hidden layer var. 5 oldu. 1, 2, 3, 4. Output'u da bu. 2 tane, 2, 2, 4. Vesaire. Bunları oluşturup, sonrasında da eight diyorsunuz şurada. Mesela learning rate. Activation ReLU kullanılsın. Tamamen atomasyon ilerliyorum şu an. Regularization seçtim bunu. Regularization rate bu kalsın hadi. Classification olsun. Çalıştır diyorum. Bakın burada yapıyor. Eğitim devam ediyor. Şuradaki IPO'u da söylüyor bize. Ondan sonra burada sonucunu görüyorsunuz. Başarılı mı değil mi? Ne kadar başarılı? Vesaire. Bu tabii ki open source. Gelip bunun kaynak kodlarını da inceleyebilirsiniz. Bakın en son 4 ay önce güncellenmiş. Çünkü yıllardır var bu. Açıkçası zaten olgun. Bunu doğrudan kullanabilirsiniz. Deep Playground is an interactive visualization of neural network written in TypeScript. TypeScript diliyle geliştirilmiş. Mesela JavaScript üretmek için kullanılan bir interpreter. Sahip bir dil aslında. Microsoft tarafından geliştirilen bir script dili. Object Oriented programlama ile yazabiliyorsunuz. TS uzantılı dosyalar ve o arka tarafta sizin yazdığınız TypeScript kodlarını JavaScript'e dönüştürüyor bilmeyenler için. İlgilenenler için de benim neredeyim ben?
Kimim ben? Şuradayım. Şuradan TypeScript yazarak kaynak kodlar. Bakın ben 2019'a kadar bu alanda eğitimler de vermiştim. Farklı projelerde. Onun kaynak kodlarını mesela yayınlamıştım. Bunu inceleyebilirsiniz. İşte class oluşturma mesela şöyle bir şey. Diyelim ki buna benziyor TypeScript. Yani bunu oturup kendi web uygulamanıza da aktarabilirsiniz. Aslında geç. TensorFlow Hub inceledik. Neresi bu? Libraries and Extensions. Model Optimization. TensorFlow Recommenders. Geç. Graphs Federation. Severim. And Open Source Framework for ML and Other Computations on Decentralized Data. Çok severim. Merkeziyetsiz vereyim. Decentralized, Distributed ve distributed altyapı üzerine çalışmak zorunda olan bir şey zaten merkeziyetsizlik. Ve işte decentralized AI çalışmaları yapılabiliyor. Burada da aslında bu farklı bir hikaye ama federated. Neyse kafa karıştırmayayım orada. Blockchain ile bağlantısı kısmına girmeyeyim. Dopamin, TRF ile Truffle. Library for Reinforcement Learning Building Blocks Created by DeepMind. Reinforcement Learning için özel tasarlanmış Building Blocks. TensorFlow Ranking. Magenta. Bu yıllardır olan bir şey. Bize Research Project Exploring the Role of Machine Learning in the Process. Müzik üretmek için, müzik sanat üretmek için tasarlanmış özel bir library. Nucleus. Neyimiz var? The Library of Python for Design Easy to read, write and analyze data in common genomics file formats. Genomic çalışmalar için. NSL. Geçiyorumuz. Sonnet. Construction Neural Networks. Geç. Şu. Bu güzel. TensorFlow.io. Dataset Streaming and File System Extensions. Maintained by SIG.io. TensorFlow Quantum. Severim. Model Cart. Cart Tool. Model Remediation, Fairness Indicators, Cloud, the Library to Connect Your Local Environment. Bu önemli. Yani basit gibi görünüyor ama işinize yarayacak. Onları göstereyim. TensorFlow Federated, bu advanced bir konu. Gene bilmek zorunda değilsiniz. Uğraşmak zorunda değilsiniz. Sadece eğer merkeziyetsiz bir yapay zeka çalışması olacaksa bu Edge Computing gibi de düşünebilirsiniz. O zaman TFF çalışmanız gerekiyor. TensorFlow Federated. Ne diyor? Machine Learning and Other Computations on Decentralized Data. Yani diyelim ki hastane sistemlerinden bahsediyoruz. Birbirinden farklı hastaneler var. Bunlar birbirleri arasında veri paylaşımı yapma konusunda istekli olmuyor. Çünkü her bir hastanenin birincisi yasal olarak uymak zorunda olduğu şeyler. Hastanın verisinin anonimleşmesi gibi. Anonim olması ve harici üçüncü kişi ya da kurumlara paylaşamamak gibi vesaire tonla şey var. Bu tür senaryolarda bu tür senaryolar için geliştirilmiş bir teknik aslında. Federated Learning diye araştırabilirsiniz. Decentralized AI. Tabii bunun altında başka konseptler de olabilir. Decentralized AI'ın ama Federated Learning diye araştırmanız daha doğru olur. TensorFlow Federated bunu sağlıyor. Ne yapıyor? Temelde sizin mimari anlatamayacağım şu an kafanızı karıştırmamak için ama temelde farklı veri kaynaklarında bulunan verilere o verilere sahip olmadan anonim bir şekilde alıp kullanabilmenizi sağlayan bir yaklaşım mimari oluşturuyor. O cihazlar üzerinde eğitim yapabiliyorsunuz. Ve eğitimin sonucunu sizin sisteminiz alıyor. Bu şekilde dağıtık olarak o IoT cihazları gibi düşünün. Herhangi bir cihaz olabilir bu arada. O cihazlar üzerinde veriyi eğitip sonucunu bir nevi merkeziyetsiz bir şekilde verilerin client'larda hesaplanıp sonuçlarının da birleştirilmesi falan gibi bir senaryo. Yani bunu bu şekilde özetleyebileceğimi ben de düşünmüyordum. Ama oldu gibi.
Federated Core, FC API. Bunu geçiyorum detayları. Sadece merak edenler araştırabilir. IO. Evet. Bunu inceleyebilirsiniz. Bu güzel bir library. Quantum TFQ. Bu da Quantum Machine Learning. Tabii bu günümüzde çok yapabileceğiniz bir şey değil. Sadece antrenman olarak yapabilirsiniz. Hani quantum computing, quantum programming bunları biliyorsanız ve ilgilisiyseniz, zaten ilgiliyseniz CircuQ'yu biliyor olmalıydınız. Framework for creating, editing and invoking noisy intermediate scale quantum circuits. Bu kuantum programlama ile alakalı özel programlama dilleri var. Ve tabii ki istediğiniz yerde bunu kuantum programlamayı yapamıyorsunuz. Ya gerçekten işte IBM vesaire gibi, Microsoft gibi kuantum bilgisayarlar üreten ve bunları dışarıya cloud servis olarak kullandıran yerlerde sıraya gireceksiniz. O servislerde çalıştırma yapacaksınız. Geliştirdiğiniz kodu ya da simülasyonları falan kullanacaksınız. Kuantummuş gibi. Oralarda da ilgili programlama dillerini kullanarak ya da altyapıları mesela Python'la CircuQ kullanarak bunu yapabilirsiniz. Microsoft tarafında Q# var mesela. Q# gibi farklı farklı diller ve altyapılar var. Bunları kullanabilirsiniz. Tabii Machine Learning Quantum Computing de gayet şu an ciddi kaynaklar üretilen bir alan. Bu aslında upper advanced bir konu ve deneysel çalışabileceğiniz bir alan. Yani bu alanda kariyer falan düşünmeyin şu an. Tavsiye etmem. Öyle bir yaklaşım değil. Fairness Indicators. Buna geçiyorum. TensorFlow Cloud is a library to connect your local environment to Google Cloud. Şuradan TFC, TF GPU Image, Run Parameters, Distribution, Strategy Auto. Bunun farklı birkaç tane yaklaşımı vardı. Şuraya okusak yeterli olur sanırım. Capacitor provides APIs that ease to transition from local model building and debugging to distributed training and hyperparameter tuning on Google Cloud. From inside a Colab or Kaggle notebook or a local script file, you can send your model for tuning or training on Cloud directly. Evet. Özetle Colab, Kaggle ya da sizin lokal bir Python script'inizden ya da notebook dosyanızdan doğrudan Google Cloud'a bir entegrasyon, programatik entegrasyon yapabilmenizi sağlayan ve göndermenizi, modelinizi göndermenizi sağlayan bir library. Çok işinize yarar. Çalışma ortamınızdan neresi olursa olsun, Colab ya da Kaggle fark etmiyor. Çünkü neden önemli bu? Diyelim ki veriniz 10 GB. Siz veriyi Colab'e bağladınız diyelim ki. For example. Bağladınız. Oraya da Google Drive üzerinden yüklemiştiniz. Yani lokalinizden çünkü upload edilmez. Diyelim ki Google Drive'ınızdan 10 GB'lık bir veri setini Colab'e entegre ettiniz. Bunun da programatiklik yapabiliyorsunuz. Google Drive Library'sini kullanarak doğrudan oradaki Drive'daki data setinizi buraya çekebilirsiniz. Programatik olarak kullanabilirsiniz. Yaptınız bunu. Modeli geliştirdiniz. Ve hızlı bir şekilde Google Cloud'a modeli, geliştirdiğiniz modeli göndermek istiyorsunuz. Çünkü production'ınız Google Cloud'da. Diyelim ki ürün Google Cloud ortamında çalışıyor. O zaman bu library'i kullanabilirsiniz mesela. Gibi. Başka geçiyorum. Evet. Case studies. Learn how TensorFlow solves real everyday machine learning problems. Explore. Burada bunu incelemenizi öneririm. Mesela Airbus'ta, Airbnb'de, ARM'de hardware geliştirici. Başka China Mobile. Bunlar da
General Electric Healthcare. Bunlarda TensorFlow nasıl kullanılmış? Hangi senaryolarda, hangi case'lerde kullanılmış? Onların hikayelerini okuyabilirsiniz. Mesela burada sanırım 2 sene öncesine kadar Tesla'da vardı. Tesla otomobilleri. Onlar da TensorFlow falan kullanıyordu. Sonradan PyTorch'a geçtiler mesela onlar. Ama buradaki senaryolarda gayet güçlü. Başka neyimiz var? Şöyle size faydalı olabilecek examples. Bunu inceledik sanırım. Models, builds, TFGS, TFX. Bu arada şuradan bakın bahsettiğim serving bu. TensorFlow serving. A flexible high performance serving system for machine learning models. Açıkçası milyonlarca, tabii ki donanım kaynağın yeterliyse, milyonlarca request'i, machine learning request'ini handle edebileceğiniz bir altyapı var bunda. 2.8.0 versiyonu şu an. Mesela uzun bir süre bir versiyonu kullanmak zorundaydınız. TensorFlow 2'de bile. Ama şu an gayet stabil bir şekilde. Burada bir model geliştirdiniz. Bakın özetle okuyalım şuradan. Machine Learning Models designed for production environments. It deals with the inference aspect of machine learning technique model after training and manage their lifetimes. Blah blah high performance. Yüksek performanslı bir şekilde sizin geliştirdiğiniz modeli production ortamında diyelim ki Python'da bir Flask web uygulaması geliştirdiniz. Bu senaryoda arka tarafta TensorFlow serving'i implement ederek kendi projenize milyonlarca gelebilecek isteğe karşılık verebilecek bir altyapınız olabilir. Tabii ki bu kesinlikle böyle söylendiği gibi kolay bir şey değil. Birincisi donanımınız bunu destekliyor olmak zorunda. Yani sizin bir CPU'nuz varsa ya da tek bir GPU'nuz varsa tabii ki anlık olarak gelen çok ciddi machine learning model isteğini görüntü, ses gibi veriler üzerinde çalışmanız gereken senaryoda donanımınız yeterli değilse istediğiniz kadar serving kullanın. Bu tek başına yeterli olmayacaktır. Başarılı olamayacaktır. Yani o kadar request'i handle edemez diyoruz buna özetle. Biraz daha detaya bakacak olursak mesela temel feature'larında can serve multiple models or multiple versions of the same model simultaneously. Birden fazla modeli yani birden fazla yapay zeka algoritma modeli geliştirdiniz. Böyle bir senaryoda birden fazla model sunabiliyor. Yayın yapabiliyor TF serving ya da tek bir modelin birden fazla versiyonu var. Yani siz diyelim ki bir yüz tanıma sistemi geliştirdiniz. Bu yüz tanıma sisteminin bugün diyelim bir versiyonu çıktınız. 1.0 olsun. 2 ay sonra 2 ay boyunca yani 1.0 yayındaydı ya 2 ay boyunca siz ekibinizde çok daha kaliteli bir şey ortaya çıkarmak için çalıştınız. Veri seti, algoritmayı güncellediniz, inktiniz falan böyle kalitesi arttı. Accuracy dediğimiz değeri arttı diyelim. Öyle bir senaryoda 1.1 diye bir yeni bir versiyon çıkacaksınız. Modeli yeni bir versiyon model olarak sunmanız gerekiyor. Buna model versioning deniyor. Yani model versiyonlama. Bu AI engineering konusu. Aynı zamanda tabii ki bunun verisi de farklıdır. Yani yeni 1.1 versiyona sahip model aynı veri setini kullanmayacaktır büyük ihtimal. Farklı veri seti oluşacaksa, yani eski veri seti diyelim 1 milyon fotoğraftan oluşuyor. Üzerinde hiçbir değişiklik yapılmamıştı. Ama yeni model diyelim ki 2 milyon fotoğraftan oluşuyor. O zaman modeli de versiyonlamamız gerekiyor. 1.1 modeli varsa diyelim ki 1.1 veri seti de olacak. Bu tür senaryolarda aynı modelin farklı versiyonlarını da TensorFlow Serving üzerinde sunabiliyorsunuz. gRPC üzerinden bunu bir makro servis mimarisiyle sunabiliyorsunuz. gRPC
Google'ın geliştirdiği bir RPC altyapısı diyelim. Ve özetle şu an günümüzde kullanılan, oluşturulan makroservis altyapılarının çoğunda gRPC ya da alternatif olan yöntemler kullanılır. Programatik olarak bağımsızlık sağlar. Ve TensorFlow'la da gRPC'yi kullanabiliyorsunuz. Bu kısımla alakalı aynı zamanda bir şey daha göstereceğim ama şurayı da anlatayım. Allows deployment of new model versions without changing any client code. Client tarafında herhangi bir şey değiştirmeden ilgili modelinizin yeni versiyonunu hızlı bir şekilde deploy edebileceğiniz bir pipeline sunuyor size. Support canarying new versions of A/B testing experimental models. Canarying ayrı bir senaryo bu. Bunu şuradan benim web siteden SlideShare üzerinden Machine Learning as a Service üzerinde incelemeniz gerekiyor. Bunu göstereyim. Hızlı hızlı hızlı. Bakın bunu. Evet. Bu sunumu incelemenizi öneririm. Bu genel açık bir sunum. Bunun videosunu çekmedim ama çok uzun sürebilir diye bu ayrı bir senaryo diyelim. Burada vakti gelince anlatabilirim. Genelde ya eğitimlerde kullanıyorum bunu ya da webinar falan yapmıştım oralarda. Mesela burada da TensorFlow Serving ve PyTorch Serve anlatıyorum. Bakın gRPC linki var. Şöyle göstereyim. gRPC link. Bu linkleri de kullanabilirsiniz. RESTful API, Kubernetes ile, Docker ile, Architecture çizimi falan. Bunları inceleyebilirsiniz. Evet, şöyle bir senaryo. Bakın modeliniz var. TensorFlow Serving, TensorFlow artı Docker kullanabilirsin. Kullanmak zorunda değilsin. TensorFlow Serving. Sizin Flask yani herhangi bir web uygulamanız Flask ya da Python olmak zorunda değil. Herhangi bir web uygulamasıyla entegre çalışabilir. Serving. Tabii ki Serving diyelim default olarak Python kullanıyorsa sizin C Sharp ya da Java uygulamanızla doğrudan entegre çalışabilmesi için arada bir uyumluluk olması gerekiyor. Bunu da mesela gRPC ile ya da REST API ile yapabiliyor. Özetle. Şu serving yaklaşımları var. Bunları incelemenizi öneririm. Şurada bahsettik. Canary Relays. Az önce canarying dediği şey buydu. Bunlar farklı konular. Dediğim gibi girmeyeceğim bunlara. Sadece bağlantı kuruyorum ki ilgilenenler onlara bakabilir. Evet. Bugün genel olarak bir teorik ilerledik. Yani bir de buradan tekrar koda dönmek istemiyorum açıkçası. Bugün biraz da teorik tanım, işte TensorFlow'da tecrübe aktarımı olsun. Sonraki yayınlarda da işte bahsettiğim gibi bazen kod tarafı tecrübe aktarımı yapmaya çalışacağım. Bazen bu tür çalışmalarla bunu ilerleteceğim. Bir sonraki şöyle çalışmaya için videoyu kapatmadan önce bakıyorum. Notlarıma da bakıyorum. Eksik bir şey var mı? Evet, yok. Üçüncü gün görüşmek üzere.